3 Kasım gün 42. Karşımızdan çoğu zaman anlayış bekliyoruz. Peki ne kadar anlayış gösteriyoruz? Gerçekten karşımızdan beklediğimiz her iyi niyetli yaklaşım şunu şöyle söylesen daha iyi olmaz mıydı gibi şeylerin arkasında bize söylenenleri gerçekten duyuyor muyuz, dinliyor muyuz? Kendi adıma söyleyeyim. Çok ters tepki verebileceğim yerlerde bile çoğu zaman karşı tarafı kırmamaya özen gösteririm. Ama eğer kırıldıysam bunun bende yarattığı o yaranın getirdiği acıyla hareket etmek yerine özellikle uyarırım. Karşı tarafta bir farkındalık yaratmaya çalışırım. Bunu birkaç kere uyarırım. Daha sonra bir noktada başka bir nedenle de olsa patladığı zaman bütün her şey aynı anda tepki verir. İyi midir kötü müdür bilinmez ama içimde tutmak yerine ağırlıklı olarak dışarıya çıkardığım ve bunu yüzleşmeye götürecek kadar ısrarla ittirdiğim için genellikle karşı taraftan da agresif olarak nitelendirilebiliyorum. Bu saldırgan tavır yerine doğrudan konuşmaya yönelik bir istek arzunun dışa vurumu olarak da adlandırılabilir. Ama bazı insanlarda herhangi bir gerilim durumunda kendileri konuşmak istemediği ya da bununla yüzleşmek istemediği için geri çekilebilir. Herkesin kendi konuştuğu dile göre, kendi tercih ettiği iletişim yollarına göre iletişim kurmamız gerekebilir. Kendi adıma yine söyleyebilirim. Artık çok fazla insanları mutlu etmeye çalışmak yerine mutsuz olmamaya çalışıyorum. Kendi mutsuzluğumu genellikle ilk uyaran olarak alıp bunun karşı tarafta yaratacağı etkiye değil de benim üzerimdeki yüke odaklanıyorum. Çünkü benim üzerimdeki yük yükü hafiflettiğim zaman eğer karşı taraf kendi hatasından dolayı bir şeyle yüzleşmesi gerekiyorsa yüzleşsin. Çünkü karşı tarafı kırmamak için çalışa çalışa sürekli kendimiz kırılıyoruz. Belirsizlik en büyük uyaranlardan biri olarak hayatta beni en tedirgin eden şeylerden biri olmasına rağmen aynı zamanda en büyük keyif kaynağı. Çünkü her şeyi bildiğin bir hikayede heyecanlanmazsın bile. Çoğu zaman karşıma kötü sürpriz çıkmaması için istediğim, beklediğim açık tavrı göremediğim için benim ortaya koyduğum açık tavır bazen agresyon olarak da nitelendirilebiliyor. Kendinize ilgi değerlendirebilirsiniz rahatlıkla. Ben içimi dökmüş oldum. Bugün içeriğinde paylaşmış oldum. Buradan sonra benim beklediğim nedir biliyor musunuz? İyi doğru zinde içeriklerini takip eden senin, sizin, bu kitlenin 10 kişi, 5 kişi gerçekten tepki vermesi, aynı fikirdeyim, hiç öyle değilim ya da hiç böyle düşünmemiştim diyebilmesi. Biraz daha etkileşim. Bunu Instagram'da görüyorsanız içeriklerin tamamı her gün 23 Eylül'den itibaren, her gün paylaştığım içeriklerin tamamı YouTube'da. Eğer YouTube'da görüyorsanız bunların highlightları Instagram'da. Her iki tarafta da üyeliklerinizi bekleriz efendim. Çevrenizde paylaşınız. Memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, şikayetinizi müessesemize iletmenizi bekleriz. İyi bir hafta sonu dilerim. Kolaylık ve keyif olsun.